Merhabalar Gepis yeni bir Clash of Clans bölümüne daha karşınızdayım e, Bugün de hesabım diyeyim En sonki videoda bu arada yanlışlıkla 15 tane melekle 3 tane kahraman yutmuştum Video 2000 izlemiş e, Oradan da nasiplendik Vallahi billahi yanlışlıkla 15 melek yaptım Videoyu izlersiniz anlarsınız zaten Burada X'e yükseltmesi bitmiş 5. seviye güzel. i̇ki tane inşaatçımız boşta. Bugün güzel bir şekilde ganimet kasıp duvar yükseltiriz. Geri kalan inşaatçılarımızı da çalıştırırız diye umut etmekteyim. Burada bir tane tomruk atarımı isteyim. onun dışında klanımıza gelmek isterseniz. Korkusu oyuncu adında çok güzel bir klanımız var. Bir daha sonra arkadaşlar gelebilir. Bilginiz olsun. Klan savaş liginde nasıl gidiyoruz onu da göstereyim size. Üçüncü günü kaybetmişiz. Bir şey galiba saldırısını yapmamış. 27 yıldır saldırısını yaptığı da kazanamıyormuşuz. Ucu ucuna İki aldı aldıysa iki yıldızı da e, kaybedecekmişiz. Dört yıldızı kaybettik. Burada e, hatırlarsanız ben de %98'de kalmıştım köşedeki inşaatçılar yüzünden. E, dördüncü gündeyiz daha saldırımı yapmadım. E, bu saldırımı da büyük ihtimal sonraki videoda gösteririm. Ana hesabımdan şu an saldırımı yapmadım ama karşımda BDB'den sonraki varmış. Hatta rakime şimdi sizlerle beraber bakayım. Evet çok basit alabileceğim bir köy ya. Çok çok basit. Büyük ihtimal 3 yıldız alırım. Genel durum olarak da şu an ikinci sıradayız. Zaten birinci olan klan birinci olmasını beklediğimiz klan açıkçası. Ama şu an biraz az yıldız almışlar. Karşılarında az önce bizim yenildiğimiz klan 4 yıldızla. Bütün hepsi iki saldırı, bir saldırıda iki yıldız almış iki rakibimizle. 12'ye 24, 7'ye 14 şeklindeler şu an. Yani biraz daha az yıldız almışlar. O yüzden bugün birazcık daha Bloomkin Lords klanına yaklaşabiliriz diye umut etmekteyim. Şimdi e, ordum mordum ne vardı Benim en son bebek ejderhalı Galimet kasma ordum vardı değil mi Aynen o şekilde Burada etkinlikler kısmında Kuzey'in köyü arka planı e, Bir tane buz golemi var Aslında buz golemi çok iş yapar Eğitim kisiri bu hesabımda var mıydı Eğitim iksiri bitmiş Kesinlikle buz golemi basmam lazım benim Şuradan iki tanesini sileceğim Bir tane de balonu sileceğim Dur şöyle yapalım Tudan artık bir balon bir tane bebek ejderhal silip buz golemi bastım. Eğitim ikisine ihtiyacımız var çünkü videoda taşlarla oluyorum artık. Hemen ilk saldırıyla video başladım o zaman video başlamadan önce videoya bir like atarsanız var lan abone olmadıysa abone olursanız çok çok mutlu olurum diyorum. Her gün 18.00'da YouTube'a video atıyorum bilginiz olsun. Onun dışında ikinci bir YouTube kanalım vesaire de var. Ee, Twitch'ten canlı yayın açıyorum. Aşağıda bütün e, linkler var açıklama kısmında oradan her yere ulaşabilirsiniz bilginiz olsun dedikten sonra ilk saldırı için çok güzel bir köy bulup hemen hemencik geliyorum hadi bakalım Allah doğru düzgün ganimeti güzel köy bulamadım o yüzden bu köye saldıracağım yani bayağıdır arıyorum ama güzel ganimetli bir köy çıkmadı şansımıza Şimdi e, kolay bir köy diye düşünüyorum şurada bir tane tekli cehennem var Aaa kraliçem yok benim Haydarinnarinnanay e, Tamam Yapacak bir şey yok kreşemiz yoksa <laughs> mecburen şu hareketi yapacağız. Ee, hava mayınları fena sıkıntı çıkartacak bize. Güzel barbar kralı içeri soktuk. Hava mayınları demişim. Ee, hava savunmaları barbar kralı büyük ihtimal bayağı sorun çıkartır. Arkasından koruyucu da atalım barbar kralın. Canı da artsın o hava soğumalarını nasıl alacağız orası ayrı bir soru işareti ama bir şekilde almamız gerekiyor. İyi barbar kral orada bir tanesini alacak. Burada dondurma atayım ölmeden. Sol tarafı da elektro ile alsak. Al bir tane vur çok güzelsin elektro. Ee, evet çok cehennem içimizden geçiyor. Onu çok bir çözümümüz yok sanırım ama ya. Değil mi? En azından kartal toplanacak merkezde falan ilerliyor. Öyle düşünebiliriz. Şu trafik ganimetleri alalım biz bebek Kreçemiz olsaydı çok güzel olurdu ama. Ne yazık ki kreçemiz yok. O yüzden bu şekilde saldırmamız lazım. Şuraya bir tane balonumu yolladım. Şu e, altın toplayıcıyı da al bakalım. Şurada kare iksir var. Var kralı mı aslında hala canı full. Bir de kendi kendine canı çekiyor sürekli özelliği olduğu için. Gayet iyi. var. Bakalım burada özelliğini basacağım. Öfkelensin. Depoların canı çok fazla olduğu için hasar vermesi bayağı zor. E, ve fazlasıyla hasar yiyor şu an kendisi. Uzaklaş be oradan. Uzaklaşmadı. Şu çoklu cehennemi dondurayım bari de. Birazcık can çeksin kendisi. Şöyle şuradan şunları atacağım. Şurada bir tane kare sonrası kalacak gibi. Barbar kral halen can çekiyor bu arada. Ona şöyle bir tane dondurma atsak takviye olarak. Orada kare sondasında bizim için alır gibi. Çok güzel almayı başardı. Yine köyün galimetinin büyük bir kısmını aldık. O yüzden iyi diye düşünüyorum şu iksirde pusuna bir tane bebek ejderha atmaya çalışacağım. Daha fazlası gelmeyecek elimizden. için olmadığını dikkat etmedim önceki videoda Crechi yükseltmeye bırakmışız. Videoda eee video belki yetişmez o kısım ama e, videodan sonra barbar kralı yükseltebilirim diye düşünüyorum. Custom kar iksirle beraber ama ganimet güzel köyler çıkmıyordu ya. Biraz ganimet iyi köyler çıkması lazım. Ancak bu kadar ganimet alabildik köyümüzden. Şöyle ordumu tekrardan basacağım. Olmadı biraz kupa düşeriz sıkıntı değil yani şurada bir tane taş kutusu var onu kaldırayım onun için de, etrafta çok kaldıracak bir şey yok e, kraliçemin 2 gün 2 saati var oradan melekleri kaldıralım biz gerek yok bunlara e, ondan sonra bir tane daha buz golemi at şöyle balona da gerek yok. Şuradan bebek ejderhalarımızı basalım. Bebek ejderhalarla mümkün olduğu kadar galimet kasmaya çalışacağız. 37.000 kare iksirim var. 76.000 kare iksir lazım. Yaklaşık bir 40.000 kare iksir lazım diyebiliriz. Şuradan şunları da topladım. O zaman bir sonraki saldırıyla hemen tekrardan geliyorum. Bir daha meleklerimiz olacak ama sonraki saldırıda meleklerimiz artık olmuyor olacak hemen güzel bir köy bulmaya çalışıp geleceğim. Hadi bakalım. Evet sonunda güzel ganimet olan bir köy bulduk. E, ganimeti depolarda o yönden biraz sıkıntı ama yine de en azından e, 300 bin ganimet olan köylerden kat kat iyidir diye düşünüyorum. Elimizden geldiğince arkadaşımızın ganimetini almaya çalışacağız. Şimdi tomruk atarını nereden alsam en mantıklı olur diye düşünüyorum. Şuradan atacağım tomruk atarımı. Ondan sonra bunun arkasına e, barbar kral ve melekleri de atacağım. Buz golemini e, atarsam sıkıntı olur aslında. Barbar kral can çalıyor ya. O yüzden buz golemini çok atmak istemiyorum. Şuraya koruyucu da atacağım bu arada. Güzel bir şekilde. Tekli cehennem kulesini indiririz diye umut ediyorum. Şuraya acilen bebek ejderha lazım. Barbar kralın içeri girmesi lazım. Evet ciddi sorunlar. Evet ne yapacağız şimdi? Ama barbar kralın dışarı çıkacağı hiç düşünmedim biliyor musunuz? Aklıma bile gelmedi. O barbar kralı içeri sokmamız lazım ama çok ciddi bir sorunumuz var. Burada hava savunması var. O barbar kralı içeriye doğru ittirmemiz, kattırmamız lazım. Burada koruyucunun özelliğini basacağım. Koruyucu keşke havada olsaymış. Niye karada ki? Melekler can basıyor bu arada koruyucuya. O yandan iyiyiz aslında. Güzel. Hadi al o duvarı gözünü iyiyim. Şuraya bir dondurma büyü satacağım birazdan. İyi koruyucumuz yaşıyor. Şuraya bir öfke büyüsü. Ee, hava soğunmasını almamız lazım. Barbar kralının özelliğini bastım. Ama o sanarım hiç kimsenin umrunda değil. Öyle ciddi sorunlarımız var. Yani melekler ölmesine o kadar uğraştık ama başarılı olamayacağız gibi. Barbar Krallı düştü. Tek koruyucu kaldı. Ee, kartal topu da uyandı. Bari biz alabildiğimiz ganimeti alalım diyeceğim. Köydeki ganimetin çoğunluğunu alamadık. Ne yazık ki. Tamam orada bebek ejderhalar biraz ganimet olan yere vuruyor en azından. Şuraya şöyle iki tane bebek ejderha atacağım. Şurada kare iksirimiz var onu da alabilirsem muazzam iyi olur. Şuraya bir tane bebek ejderha. Orada deli gibi Tesla çıktı. Şuraya şöyle güzelinden bir dondurma büyüsü atacağım. Bu arada BD nasıl indirecek galiba koruyucu. O yandan biraz iyiyiz. Şuraya bir tane bebek ejderha atacağım. Ama indirebilir mi? O konuda da emin değilim açıkçası. Şuraya bir dondurma, orada tek başına bebek ejderha muazzam iş yaptı bu arada. Hadi belediye binasını indir. Gözünü yiyeyim. Şuraya bir tane bebek ejderha attım, şuraya bir tane dondurma attım. En azından belediye binasını alalım ya. Galimeti yine belli bir kısmını aldık bu arada. Güzel. Belediye binasını indirmeye başaracağız burada. Oradan da birazcık ganimet geldi. Bir de yıldız geldi. Ekstradan yıldız bonusunda daha fazla ilerlemiş bulunduk. Saldırıya zaten süremiz bitiyor. Burada iyi ganimet almışız bu arada. Gerçekten iyi ganimet almışız. Ben bu kadar ganimet beklemiyordum bile. 600.000, bin, bin ve 8300 kareksil kısmı gayet güzel olmuş. Bir de ekstradan yıldız bonusunda almayı başardık. Tekrardan ordumu basacağım. Şuradan melekleri sileceğim. Buradan golemi koyalım öne. Ondan sonra tekrardan bir bekçileri alırız. Basalım. Bu sefer 5 dakika beklemeyeceğim. Direkt saldıracağım. Ee, bu sefer tomlu katarsız mümkün olduğunca yine ganimet çalmaya çalışacağım. Özellikle altın e, madenleri ve iksir toplayıcılarından diyebilirim. Hemen güzel bir köy bulup geliyorum. Evet direkt bu köye saldıracağım. Çünkü ganimetleri dışarıda ve iyi bir ganimeti var diye düşünüyorum. Tomlu katarsız iyi saldırabileceğim kölerden bir tanesi bebek ejderhalarla beraber. Şöyle bebek ejderhaları etrafa yığdım. E, yalnız bebek ejderhalarım bitti. E, şuradan kraliç e, koruyucuyu havaya alacağım. Şöyle vursun etrafı o da temizliğe yardım etsin biraz bize. E, şuradan buz golemini yollasam buz golemini takip eder mi? Buz golemini takip etmesini istemem çünkü. Şuradan şöyle bir tane yollasam. E, kara iksiri alabilir misin rica etsem ama iskeletlere değil ya gözünü seveyim gözünü seveyim iskeletlere değil kara iksir bak 3 tane dondurma attım senin için güzel orada kara iksiri biraz alıyor olacağız e, ama diğer kara iksirleri kara iksiri de pusuna falan hiç erişemeyeceğiz ne yazık ki büyük ihtimalle e, şuradan bir tane atalım. Geri kalan dondurmalarımı bunda kullanmaya çalışacağım diyecektim ama istediğim yere gitmedik. Karexire yollamaya çalışacaktım bebek ejderha mı? ordu kampları yükselmediği için mi bu kadar sıkıntılı acaba ya? Az bebek ejderha var gibi geldi bana ya da ben çok başta hor kullandım bilmiyorum hangisi ama. Kartal topu bir sus bakayım. Susturamadım pek seni kartal topu. Abi bu saatten sonra yapacak bir şey yok ya. Kartal topunu dondurma atalım. Ee, koruyucuyla alabildiğimiz kadar iksir alalım. Koruyucunun özelliğini saklayacağım hatta şimdi. Asın bakalım. Tam gelirken koruyucunun özelliğini basıyor olacağım. Hasar yememesi için. Tamam saldırıyı burada sonlandırıyorum. Biraz kare iksir kısmı beni bayağı üzdü. Daha iyisini alabilirdik ama yine de sadece bebek ejderhalarda yapabileceğimiz iyi bir saldırıydı. Bir de yıldız alamamışız. Ee, normalde yıldız alamamam benim için daha iyiydi aslında. Ee, şeyden dolayı. <laughs> Biraz kupa düşmek istediğimden dolayı ama buz, golemi, buz golemi görevi vardı. Onu yapamamış olduk. Kaçtı şu an. 1'de 2 olacaktı. Evet. Sağlık olsun. Bir sonraki saldırıda yıldız alırız diye düşünüyorum. Bu sefer Tomruk Atar'ımız da olacak. Daha güzel bir ganimet kasarız. Hemen sonraki saldırıyla devam. Evet. E, melekler gittikten sonra. Bu arada melek e, melek demişim. E, yavru ejder sayısı bayağı yükseldi. O yüzden niye oldu diye düşünüyorum. Ganimet kasma açısından. Çünkü kraliçe olmayınca melekler gerçekten barbar kralla pek bir şey yaramıyor. Çok yüksek seviye bir koruyucunuz yoksa. Eee Ölüyorlar genelde hava savunmalarına vesaire ya da çoklu cehennemlere. Şimdi Tomruk Atar'ı nereden atalım? 2 cehennem kulesi artı bir kartal topu yok rakibimizin. O yönden şanslıyız. Hmm, tomruk Atar'ın Tomruk Atar'la hava savunmalarını alsak şuradan indirsek alt taraftan. Çok güzel ganimeti var bu arada köyün. Şuradan Tomruk Atar'ı yolladım. Önüne birazdan e, buz golemiyle şey de atacağım. Şuraya bir tane bebek ejderha. Şuraya bir tane bebek ejderha. Buz golemi ve şey dağıtmayı düşünüyorum. Yalnız orası biraz sıkıntı olur. Barbarakalı buradan içeri sokabilir miyiz? Hiç fikrim yok. Vallahi girdi güzel. Eee Barbarakalı'nın iç kısımlara girmesi çok iyi orada kareksir deposunu almamızda falan bize büyük ihtimal bayağı yardımı dokunur diye düşünüyorum ben şuraya bir tane dondurma büyü satacağım hava patlatıcının elektromu rahatsız etmesini hiç ama hiç istemiyorum ama balon gitti rahatsız etti çok güzelsin balon Allah seni ne yapmasın neyse hava patlatıcıyı falan indirdi orada elektro öfkeyle beraber bayağı güzel iş yapacak gibi duruyor şuraya bir tane bebek ejderha şuraya bir tane bebek ejderha şuraya bir tane güzel garimeti var bu arada köyümüzün bayağı Oradan e, barbar kralımız da güzel bir şekilde ilerliyor. Bu köye 3 yıldız atabiliriz gibi duruyor bu arada. Emin olmamakla beraber öyle senaryolar var gibi. E, şuradan koruyucu at. Bunları at. Şimdi tam burada koruyucunun özelliğini basacağım. Artı dondurmaları yapıştıracağım. Şuraya bir dondurma, şuraya bir dondurma. Ne diyorsunuz? 3 yıldız bence geldi gibi duruyor. Ee, son olarak şu kaldı zaten seviye Onu da güzel bir şekilde alacağız. Amacım 3 yıldız atmak değil aslında köyde ganimet almak. Ama 3 yıldız atabiliyorsam da sıkıntı değil. Özellikle kartal topuyla iki tane canlam kulesinin birden yükseltme olması fazla işime geldi diyebilirim. Zaten köyün düzeni vesaire de kötüydü. Bir de Barbar Kral artı Tomlu Katar ikilisi çok güzel iş yaptı. Bunların hepsi birleşiminde de güzel bir yıldız atmış olduk. Hem de çok tatlı bir ganimet kazandık. Özellikle kareksi 9300 miktar çok çok iyi diyebilirim açıkçası. Şuradan tekrardan ordumu basıyorum. E, etkinlik kısmında 3 saldırı daha yapmam gerekiyor. Bir saldırı daha yaptıktan sonra şey yapacağız. E, video 16 dakika olmuş. Ganimetlerimi güzel bir şekilde harcayayım. E, büyük koruyucu yükseltebiliriz bence 4.1 milyon xr'e. 15. seviye yükseltmeye bırakacağız. Güzel bir şekilde. Yenilenme süresi 2 dakika artıyor. Burada bunlar artıyor. Güzel. Burada 4.1 milyonu harcadım. Burada demir için seviyesi burada 4 değil mi? Daha fazla yükselmiyor. Evet burada birçok özelliğimiz yok ne yazık ki. Kraliçenin özelliklerinden burada görülmez olmayı değil de ben galiba ee, bunu seçeceğim ya. Okçuyu seçeceğim bir deneyeceğim. İleride belki kararımı değiştiririm ama Burada da öfke yerine acaba barbarları sessem. Barbar can dolduruyor mu? Sağlık yenilen can artışı veriyor. Evet. Öfke yerine barbarları tercih edeceğim burada da. Birazcık farklı kombinasyonlar denemiş oluruz ha. Diye düşünmekteyim şu e, iksirleri aldım görünmezlik ve öfkeyi. Onun yerine barbar ve okçu aldım olarak düşünebiliriz basit bir şekilde. Bir tane daha yükseltme yapabiliyorum. XM'in bir tanesi maxlandı bu arada. 5. seviye yükseldi. BD binası 11 seviyesinden max artık kendisi. Bir tane daha XM'i maxlayabilirim diye düşünüyorum varsa. Ama XR'lerini bitirmişim galiba. Değil mi? Evet XR'lerini bitirmişiz. 3.4 milyona hava patlatıcı. Cehennem kulesi ya da hava savunması yükseltebilirim. Ee, hava patlatıcılarını yükseltelim. Hava patlatıcıları çünkü galiba bu seviyelerde max oluyordu. Yanlış hatırlamıyorsam bilmiyorum 7. seviyesi max ama daha kolay max olduğu için bir de itme gücü falan artıyor. Gerçekten değerli bir bina. 3.4 milyonu burada hava patlatıcıya vereceğim. Onun de burada inşaat süreleri tamamdır. Bir tane de duvar yükseltebilirim. Şuradan 1 milyonu bir tane duvar yükseltiyorum. Ondan sonra burada hava patlatıcımı 7. seviyeye güzel bir şekilde yükseltmeyi bırakmış bulunuyorum. Ee, geri kalan kısımda... Birazcık daha kara eksil kasıp barbar kralımızı 45. seviye hazırlarız diye düşünüyorum. Onun için de ben etkinlik için saldırılarıma devam edeceğim. Ama bugünlük videom bu kadar olsun. İzlediğiniz için değerli vaktinizi ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Yarın 18.00'da yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada katılan da bana katılıp beni destekleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunu küçük bir hatırlatma olarak yapmış olayım. Hoşçakalın. Görüşürüz ve bay bay.